yatan kenarın dağlar yatmak olsun üstüne kesinde eller patlar hem demine gelemeyim hem demine gelemeyim Allah kötüleri yıkasın şeyini böyle yanlış edeni yak 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 Bugün bir dere geçtim uçmayı diklerini Salla çemberin sallasın bağlasın Emine gelebilirim Emine gelebilirim Allah kötüleri yıkasın şeyinim Benim yanlış yapanı yaksın Çıkandı avlara, boylarına bakardım Dallar dile gelirdi, nemeniler yakardım Çıkardı avlara, boylarına bakardım Dallar dile gelirdi, nemeniler yakardım Dallar dile gelirdi, nemeniler yakardım Dağları dolaşı, yaylaların adresi Önceden küçük idi, şimdi dünya tatlis Önceden ufak idi, şimdi dünya tatlis Çıkardı avlılara, boylarına bakardım Dağlar dile gelirdi, ne mermiler yakardım Çıkardı avlılara, boylarına bakardım Dağlar dile gelirdi, tüfeklerle nadar Dağlar dile gelirdi, ne mermiler yakardım Çıkardı avlılara, boylarına bakar Dallar dile geldi, düğüne mermiler yakar Evleri güllerine durdur duran bayırım Bu ne kadar güzel olursana bakamayırım Ha bu yalan duyan ya, makine türemem Ne et usam olmadı, kendim de gülemedim Gel bakayım yanıma, keser kollarım Olayım güzel umum, olayım boyların Olayım bebe umunda, olayım boylarına Sen alıp kendine kaldın
basma kuhallara, de şimdi akıllandım, basmam suruntalara, basmam suruntalar. Sevdalı kedede kaldım ben kuhallara, de şimdi akıllandım, basmam suruntalara, basmam suruntalar. Evlerinin önüne gidi gele yorul, dedim ona güzel ol, seni gördüm vurul. Anandan aldım seni, babandan aldım sen, almasan ama beni Allah'a saldım sen. Gel gidelim baraba, çarşıya yanılar, kurban olayım yavrum takımı liralara. Sinyalleden var dur ya bir dur, gönlüm aç eralara ya bir dur, açık değil ya bir dur ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur. Bırakmayı yakamı ya bir dur, duramayı yerinde ya bir dur, çekeyi beni canı ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur. Bana doğru yürüdü ya bir dur, geldi yanıma durdu ya bir dur, nefesi nefesime ya bir dur, yüzü yüzüme vurdu ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur. Ya bir dur, bir rahat dur kudurma ya bir dur, koyma beni günaha ya bir dur, şeytanlık ne durdurma ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, dur dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur, ha bu paçı deli dur ya bir dur ya bir dur ya bir dur. Evet efendim, Mavi Karadeniz TV ekranları karşısındaki bütün dostlara, bütün Mavi Karadeniz TV izleyenlerine sepetler dolusu selamlar gönderiyoruz. Maalesef hastalığı bir türlü de atamadık üzerimizden. Sesimden de anlaşıldığı gibi böyle yorgun, argın bir sesim var. Ama inşallah böyle yavaş yavaş kendimizi toparlayırım. Evet, ne diziyordum ben Sinan? Tabii girer girmez 20, 19, 8 diye sayılmaya başlanınca böyle kalıyorsun ortalıkta. Şimdi güzel bir tane eserle bir başlayalım, biz bir yerleşelim. Ardından fıkralar, sohbet, muhabbet furya devam edecek. Haydi bakalım.
dereler taştı geldi, dereler taştı geldi, dağlar yaştı geldi, yar Fadime dağlar yaştı geldi. Ben gece bekleydim, ben gece bekleydim, o gündüz kaçtı geldi, yar Fadime o gündüz kaçtı geldi. Dereden geçeyken, dereden geçeyken atladım taştan taşa, yar Fadime atladım taştan taşa. Böyle sevdallıkları, böyle sevdallıkları Mevlam vermesin başa, yar Fadime Allah vermesin başa. Alanlarınla yar Fadime dere alanlarınla. Bakmıyorsun ufağım, bakmıyorsun ufağım, yalın yalanlarınla yar Fadime, yalın yalanlarınla. Ben de geliyorum yar Fadime'm, ben de geliyorum. Hoş gün görmedim seni, hoş gün görmedim seni, derdim demeliyorum yar Fadime, derdim demeliyorum. Verdim mi ki? Gecenin bir saatine kadar Galatasaray'la uğraştık. Kardeşim yense bir dert, yenmese bir dert. Yani yenilse uzuntiden adamı uyku tutmayı, yense eğlenceden uyuyamayasın. Bir de UEFA yetkililerine sesleniyorum. Şampiyonlar Ligi maçlarını cumartesi akşamına alın. Nedir böyle haftanın ortasında, yani milletin işi gücü var arkadaş. Gecenin bir vaktine kadar biz, yani gece inanmazsın, yani gece rüyamda Drogba'yı gördüm. Yani millet görür Jennifer Lopez'i, ben görüyorum Drogba'yı. Yok, Schneider'i görsem bir şey değil yine. Drogba. Rüyama bile tam sıkmadı. Yani boy olarak. Allah'ım yarabbim. Efendim ilk başta Galatasaray'ımızı tebrik ediyoruz. Şimdi biraz iş Bayburt işine dönmeye başladı. Bayburtlu gelmiş İstanbul'a, böyle Boğaz Köprüsü'nü bir görmüş, demiş hey gidi İstanbul, büyüdükçe Bayburt'a benziyorsun. Şimdi Galatasaray'da gitgide Trabzon'a benzemeye başladı. Yani bu Şampiyonlar Ligi, bu hareketleri. Ha, bu da var tabi. Trabzonspor'da olmasaydı bugün Galatasaray burada olamazdı. Evet. Yani o Buraklar, Umutlar, Selçuklar.
Bir de şey var, malzemeci var. İsmail abi, o da Trabzonspor kulübünde. Şenol Hoca da başlar orada, yardımcı antrenör olan. Hey. Vallahi yapacak bir şey yok ama dün akşam hakikaten Galatasaray göğsümüzü kabarttı. Bütün millet olarak çok güzel top oynadı. İkinci yarıda böyle çok güzel sıktı kendini. Hani şey vardır ya, bayağı bir sıktık kendimizi. O neydi o, farfan mıdır nedir? Arkadaş bu nasıl bir kara uçaktır? Bunu anası doğururken ne düşündü acaba? Yani bir oraya bir buraya arkadaş. Yani Bağgeli bu farfan Giresunludur değil mi bu şeyden? Ana tarafından, Zıva Deresi'nden, Zıva'dan. Ya arkadaş deli top oynayı. Hakikaten o uçak var ya. Bir de o çançınçın girdir ya maçta. O uzak doğulu Japonyalı bir tane oyuncu var ya. Allah'ım ya Rabbim, boya bu kadar. Bir görsem bir o yana bir bu yana. Ama Galatasaray özellikle Hamit'in o orta sahaya yakın yerden vurduğu, ki bağa da abartma düşmesin bağa yani. Görüyorsun değil mi? Sinan devamlı oradan direktif veriyor. Galatasaraylı olduğu için. Burada şimdi ben Trabzon'u konuşsam, şeyi konuşsam sadece kameralan takip eder beni. Aynen. İşte mevzuyu arar mısın? İşte Rizeliler niye Trabzonspor'u tutmaz? Al. Bir hafta oradasın. Çıkamayasın oradan. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Hakikaten tebrik ediyoruz. Gerçekten göğsümüzü kabarttı ve aynen ben o Fatih Terim'in o hareketleri falan var ya. Bak yani şey yapmaya bak. Yani öyle şey yapaya. Şimdi hakem faul veriyor. Fatih Hocam nedir yani? Bizim gibi adam gibi değil ki lak git tamam. Yani nedir? Aynı kaşın başın hakemle beraber yendiler onu. Eyvallah. Evet, bilgisayardan aslında sizlere bir şey okumak isterdim ama bugün bilgisayar böyle bir şeye müsaade etmiyor bize. Yani çünkü biz bilgisayara göre kendimizi ayarlayırız. Ve başlayalım. Buldun mu fıkra? Hep bağ diyordun onu. Ben dün 50 tane fıkralan geldim burada. Aa bak onu yaptın da aklıma geldi şimdi. Şimdi geçen de anlattım onu. Millet de bayağı şey etti. Adamın biri camiye girdi. Namaz kılay. Nasıl kötü ya? Sen ne anlarsın oradan? Abu abu onu şey deme. Yılmaz. Lütfen kimseye istemiyorum burada ya. Bırak ben boş koltuklara. reyting düşünce Yılmaz dal. Adam namaz kılacak böyle çakmak cebine de 5-10 tane altın var. Yanında da bir iki kişi namaz kılıyor. Adam niyet Allah'a ver. Secdeye gitmiş. Buradan pıt bir tane altın yere düşmüş. Şimdi yandaki adam, bu adam tabii namazda huşu içinde. Yandaki adam böyle elini uzatmış, yavaş yavaş o altını çekmiş kendine. Tabii tam çekerken adamın diğer tarafındaki adam demiş ona ki ne yapıyorsun? Ne? Bu altını çalan da demiş ona dışarıdan. Öbürü demiş ona tamam. Adam kalkmış ikinci rekata, tekrar secde, pıt bir tane daha düşmüş. Altınlar düşüyor cebinde. Bu sağdaki hemen tekrar onu da çekeyi, soldaki diyor ne yapıyorsun? Bu dedi ya ki adam da tamam diyor. Ya neyse hop altınları alan çıkayı. Biri de peşinde onu gören. Peşinde kapında orada şşt hemşerim. Döndü ne oldu? Altınlardan payıma düşeni ver de. Lan ne altını ne payı. Lan adamın cebinden düştü ya sen de aldın onu. Adam diyor ben seni gördüm sen de dedim bak dışarıda. Ha böyle ettim bak. Oğlum dedi camenin içinde ha böyle edemezdim sağ ol. Camenin içindeyik yani. Camenin içinde hareket mi çekeceğiz? Ha bu mecbur ettikse ha böyle de. Bunu anla da kardeşim ya. Bekliği dışarıda altın. Tabii ya.
Of şeyde, Oflin'in işi gibi, şeyde, Bayburt'un işi gibi. Nedi? Ha? Dünkü bir tane fıkra var, onu okuyayım sizlere. Bir casusluk sınavının önceki şirketimiz. Casus alacaklar. Bununla alakalı sınav yapmışlar. Tabii sınava da finale de 3 kişi kalmış. İngiliz, Fransız, bir de bizim Temel. Bunların arasından bir kişi seçecekler ya. Bu üçünün arasında bir final yapalım demişler. Çağırmışlar Fransız'ı, eline vermişler bir tane tabanca. Demişler ona ki içeride karın var. Ya gidip içeride karını vuracaksın ya da geleceksin, vuramazsan bu işten vazgeçtin demektir. Fransız gitmiş, biraz sıkıla kasıla karısının kafasına dayamış tabancayı, basmış tetiğine, bum bir ses ama tabanca kuru sıkı tabi. Çıkmışlar dışarıya, Fransa demişler ki tamam. Yok la, öyle değildi ya. Bir fıkra bu kadar mı berbat edilir? Evet, edilir. Şimdi nasıl toparlayı anlatacağız Sinan? Bakıyorsun oradan gözümün içi. Tabii yatarsın aşağı gülmekten. Fransız gitmiş içeriye. Uğraşmış uğraşmış, ter şu bu falan, demiş ki ben vuramayırım karımı. Çıkmış, ben bu işte yokum demiş. Bırakmış tabancayı. Ardından gelmiş İngiliz. Almış tabancayı, gitmiş içeriye, kendi karısı odada. Gitmiş, kendini kasmış, bütün cesaretini toparlamaya çalışmış. Gelmiş demiş ki ben eşimi vuramayacağım. Onun için tabancayı bırakmış, kusura bakmayın. Üçüncü sıra geldi Temel'e. Temel girdi odaya, kapıyı kapattı. İki dakika sonra pat, küt, pat, pat, pat. 4-5 el silah sesi. Ardından büyük bir cam kırıltısı, böyle bir şırıltı koptu ortalığa, cam kırıldı. Ardından Temel geldi. Temel'e dediler ne oldu? Yahu dedi, verdiğiniz tabanca kuru sıkı çıktı dedi. Ben de karıyı pencereden aşağı attım. Aslında böyleydi. Ama işte olmayı da. Abi benim bugün doğum günüm. Bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Yani ne saha bu havada bir tane hediye alı gelebiliruk, ne de bir pasta kesebiliruk saha. Haber vereyim saha. Tüm Giresunlara gelsin diye bir parça göndermen yeterlidir diye abi. Eyvah, parça gönderirük. Parçadan yana sıkıntımız yok. Yani o Regaip Aydın'ın bugün doğum günüymüş. Tamam. Temel bir gün trende yolculuk yapırken kabine Yahudi bir yolcu binmiş. Direkt Temel'in hal ve hareketlerinden, gerekse giyim tarzından saf biri olduğunu anlamış. Onu aşağılamak istemiş. Hemen Temel'e yönelerek, beyefendi size bir soru sorabilir miyim demiş. Bunun üzerine Temel, sor bakayım uşağım. Bunun üzerine Yahudi yolcu akıllılık yaparak demiş ki, sen bana bir soru sor, bilemezsem 20 veririm. Sen benim sorumu bilemezsen bana 10 verirsin, olur mu demiş. Temel kabul etmiş. Yahudi sen sor demiş. Temel sormuş, uç ayaklı canlı nedir? Yahudi biraz düşünmüş, bilmiyorum diyerek 20 doları vermiş. Temel'e demiş ki, Temel 20 doları almış, Yahudi yolcu sormuş, sen söyle bakalım Temel, uç ayaklı canlı neymiş? Temel ben de bilmiyorum deyip 10 doları geri vermiş. Bu fıkra tırzırım tırzırım. Eydi. Her sabah ben anlatıyorum fıkra. Bugün
bugün siz anlatın da ben dinleyeyim. Öyle en iyisi o değil mi Nükhet? Nükhet. Nükhet, sen orada mıydın ya? Ben hiç fark edemedim seni ya. Hiç sesin çıkmıyor kurban olduğum ya. Günaydın, nasılsın? Teşekkür ediyorum. Dün bir Beşiktaşlı olarak Galatasaray'ın yenmesi ne gibi duygular oluşturdu sende? Evet, Nükhet, yürekten konuşmadığın için yalan anında uyduramayasın. Yani işte bütün Türkiye olarak dün akşam göğsümüz kabardı falan filan hiç zannetmiyorum. Yani istisnaları ayırıyorum ama birçok Fenerbahçeli'nin dün akşam sevindiğine inanmıyorum ben. Yani al mesela bizim Yılmaz. Yılmaz bugün hüzünlü. Niye? Şalke yenilmiş. Yani adam Galatasaray'ı tutmayı yetmeyi bir de Şalke'yi tutayı. Şimdi bu böyle de bir sıkıntı var. Yapacak bir şey yok. Oy oy. Bu arada bu da kapandı Sinan. Yapacak bir şey yok. Bilgisayarım bugün var ya. Bugün abone ne enerji, ne sinerji, ne bilgisayar doğru düzgün çalışıyor, ne bizde bir şey var. Aboyla idarede duruyoruz yani. Bir tane daha türkü dinleyelim da bir toparlanacak herhalde. Bir nasıl? Türkü dinleyelim yani. Ben ne bileyim. Hareketli bir şey dinlenelim ya. Belki uyanırız ya. Aynen. Bir gönder bakayım bir hareketli bir şey böyle. Of. Gönder. Trabzon'dan gelirim, bak boyuna boyuna, alışamadın yavrum, İstanbul'un suyuna. Alışamadın yavrum İstanbul'un suyuna, alışamadın yavrum İstanbul'un suyuna. Kabusunda kirazi, giren düştü birazi, gelmedi mi kısaya, bırak havma razi. Gel gidelim gidelim, gidelim durmayalım. Közden bira kalırsa gönülden kalmayalım, közden bira kalırsa gönülden kalmayalım. Sevdam ismimi yazmış, taktı kübeleri. Ben de dürkünler yazdım, yanağında külleri, yanağında yüküller. Doğuştandı doğuştanı, alıştı düz yollara, çıkamayın yokuştanı. Alıştı düz yollara, çıkamayın yokuştanı. Ay vuruyu vuruyu kabbi aralığından, mahrum eyleme beni babamın varlığından. Yarım pazardan almışım basmanın iyisini, nereden buldun ne atlanı.
kızların iyisini. Nasıl buldun penalı kızların iyisini? Oynayırken görmüştüm sevdamın iyisini. Resim istedi benden, çıkardım verdim ona. O da gösterdi onu evdeki annesine. Anası dedi kızım, resmini nereden aldın? Yoksa küçük yaşında kara sevdaya kaldın, daha ufak yaşında kara sevdaya kaldın. Temel lan dursun, İstanbul'da üniversitede okuyorlar. Tabii sınavlar, tam sınavlara girmişler, sınavlar açıklanacak, Temel köye gitmesi lazım. Köye giderken dedi ki Dursun'a, Dursun kurban olayım ben gidiyorum köye. Sen sınavlar açıklandığı zaman evi ararsın telefonla. Eski zaman cep telefonu yok. Evi ararsın, evden ben değil de bir başkası çıkar sonra. Eğer mesela bir tane dersten kalmışsam, dersin ki işte Muhammed'in selamı var. Ben anlarım onu. Eğer iki tane dersten kalırsam iki tane Muhammed'in selamı var de ben olayı anlarım. Eyvallah. Temel akşamüstü eve gelmiş. Anası demiş yavrum bugün arkadaşın İstanbul'dan aradı seni. He ana ne dedi? Dedi ki ümmeti Muhammed'in selamı var. Bütün dersler şutingen. Temel lan dursun konuşmayla araları biraz bozuk. Temel almış köpeğini gezdiriyor mahallede. Dursun gelmiş ula demiş bu eşeği nereden buldun? Temel demiş ya oğlum bu eşek miydi köpekti. Dursun demiş ya beyefendi ben seninle konuşmayırım köpekle konuşuyorum. Temel bir tane maymun bir sabah kalktı baktı ki evin kapısında bir tane maymun. Ulan ne yapayım ne edeyim bu maymun. Filmlerden hatırladı bu an muz muz falan bir şeyler veriyorlar ha. Verdi ya muz falan. Bağladı da koluna bir ip getirdiğini kahvenin oraya. Geldi dedi Dursun'a Dursun kurban olduğum yahu sabah kalktım evin kapısında bir tane maymun. Ben bu maymunu ne yapacağım? Dursun dedi ki oğlum dedi maymunu hayvanat bahçesine götür. Akşam üzeri Temel elinde maymun tekrar kahvenin önünden geçiyor. Dursun dedi ya. Oğlum götürmedin beni hayvanat bahçesine. Temel dedi ya götürdüm onu. Şimdi de sinemaya götürüyorum onu. O anlayı gezdir onu. Yapacak bir şey yok. Küçük Temel evde babası gazete okuyor kurban olayım. Böyle gazeteyi açmış okuyor. Küçük Temel de ders çalışıyor. Dedi baba Antarktika nereye dur? Temel durdu Antarktika. Bilmiyorum oğlum dedi. Uşak gene ters çalışıyor. Baba Brezilya'nın başkenti neresidir? Demek ulan Brezilya Ronaldo oranın başkenti. Oğlum bilmiyorum. Ardından bir iki tane daha soruyor. Gene bilmiyorum. Ondan sonra uşak dedi ki babasına. Baba ha böyle soru sorayım da seni darlamayırım değil mi? Temel dedi ne alakası var oğlum? Soracaksın ki öğreneceksin. Soracaksın ki öğreneceksin. Yoksa bunun başka şeyi mi var? Kurban oldum. Adam şimdi böyle bizim orada kahvelerde birileri bir şeyler anlatırlar. Onları çekemeyen tipler vardır. Devamlı müdahil olurlar. Şimdi mesela işte anlatırsın köyde kahvede. İşte geçen Isparta'ya gittim oradan hemen birisi. Ha Isparta bir askerliği orada yaptım ha. Isparta ne tarafını bilirim. Şey var idi Isparta'da bir Mehmet Akan'ın çay ocağı var. La sana ne ben Isparta'la ilgili başka bir şey anlatacağım. Yani nedir yani? Böyle hemen zıplarım. Temel de gelmiş. Tabii gemi kaptanı.
kahvede millete anlatayım. İşte orada bir soru diyor. Ulan Kemal Kaptan ne yaptın? Nerelere gidin? Anlat bakalım. Temel dedi şimdi bir gün Kemal'le İspanya'ya gidiyorum. Hemen karşı masadan da dur. Ne? İsparta mı? İspanya mı? Oo, İspanya var ya. Avucumun içi gibi bilirim orayı. 3 sene kaldım orada. Temel şimdi bir bozuldu. Daha şimdi İspanya'dan bir şey anlatabilir mi? Neyse bir gün Kemal'le yanaştık İngiltere'ye. Hop dursun zıplay. İngiltere mi? Ha bu bizim köyü nasip bilirim. İngiltere'yi de aynı öyle bilirim. 5 sene kaldım orada. Temelde bir gün Amerika'ya doğru gidiyoruz Kemal'e. Ne? Amerika mı? Puh. Amerika'yı bana soracaksın. 6 sene kaldım orada. Bir Japonya. Japonya mı? Oo. Japonya'dan hiç bahsetme. 3 sene kalmışım orayı. Kalmışım orada. Ha böyle avucumun içi gibi bulurum orayı. Kemal en son dayanamadı. Dedi dursun senin herhalde coğrafyan iyidir herhalde. Ne? Coğrafya mı? Avucumun içi gibi bulurum. 5 sene kaldım orada. Oy, neydi coğrafya mı? Eyvallah. Şeyde Temel yaşlı gitmiş doktora. Doktora gitmiş demiş doktor. Abu ayağım demiş çok kötü ağrıyı demiş. Ya bir muayene edeni. Doktor muayene etmiş. Demiş ki Emice senin bu ayak ağrın yaşlılıktandır. Temelde de oğlum sana doktor diploması verene ben şimdi ne diyeyim? Oğlum benim ebi ayağım da aynı yaşta ama o ağırmayı. Şu olmuş doktor. Yani iki ayak da aynı yaşta ama bir tanesi ağrıyor. Şimdi doktorların bir de böyle şeyleri de vardır. Ben doktorlara kızdığım bir konu da şu vardır. Doktora gidiyoruz. Lan doğacaklar bizi ya. Resmen azarlayırlar bizi. Şimdi mesela uşuttun da zaten yani canın burnunda. Nefes alamayısın. Devamlı burnuna kayı. Gençlerin dolu. Tabii dikkat etmedin mi kendine? Böyle oluyor işte. Sana bak. Onun sonra değilse işte beyefendi sırtını aç bir nefes. Sen zaten nefesi alıveremiyorsun doğru düzgün. Beyefendi daha derin, daha derin. Bak böyle. Ulan ben yapabilsem buraya ne işim var? Nefes alamıyorum. Ondan sebep geldim ben. Yani doktorların böyle bir şey havaları da var. Yani böyle sanki yani hastalık bir yere idi. Biz de gittik aldık onu. Hatta zorladık onu almak için. Ya arkadaş zaten adamın canı burnunda. Biraz daha bir kibar. Yani ben de o dönem bel fıtığı var. Ayağımı kendime çekemiyorum. Yani fıtık kasları kitlemiş. Doktor diyor bana ki beyefendi ayağınızı kendinize çekin. Ben de derim işte doktor bey çekemiyorum. Ya biraz zorlayın çekin çekin. Ulan doktor ben zaten o ayağı kendime çekebilsem benim abu koltukta işim nedir? Mübarek adam ya. Mübarek adam ya. Hakikaten var ya. Yani antika kundika bir şey yapaylar. Neyse reklam aramız mı var? Yok mu? Ha iyi ben onu hatırlatayım size şey yapmayın. Nüket! Bak kakın ayağına! İkinci bölümde de lütfen rejideki sandalyeleri kaldırın. Ayakta takip edin programı ya. 2 dakika saygınız olsun bana nedir? Bir saattir oturuyorsunuz ya. Kurban olayım. Ha çayın içinde de petrol mü var idi? Yanmış çay. O halamada haber ver. Hain darlandım. Doktorlara darlandım. Reklam var. Reklamdan sonra buluşacağız inşallah. Merhaba sevgili izleyenler. Mükemmel hatta mükemmel ötesi bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz.
Bu dakikalar çok önemli, bu dakikalar çok ilginç. Ekranlarınızın başında sakın ha sakın ayrılmayın. Çünkü şimdi anlatacağımız, şimdi tanıtacağımız ürün bedava gelecek sizlere. Evet, yanlış duymadınız. Bedava kampanyamız var ve bu bedava kampanyasında bakın öncelikle size cihazımızı tanıtacağım. Ve bu cihaz için sizlere tam 3 dakikalık süre vereceğim. Şayet 3 dakika içerisinde hattı düşürebilirseniz sadece vergi ücretini ödeyerek bu cihaza ücretsiz olarak sahip olabileceksiniz sevgili izleyenler. Elimde görmüş olduğunuz HD kalitesine şöyle çevirmek istiyorum. Daha net yazıyı gösterebilmek için. Bakın HD kalitesinde TRT bandrollü şifre çözebilen 3000 kanal hafızalı 41 tane uyduya uyumlu mini SCART uydu alıcısı. Evet, bir Sirius kanallarının şifre çözebilme özelliğine sahip olan müthiş bir cihaz. Örneğin hangi kanalların şifresini çözüyor? Hemen söyleyeyim. Ulusal kanallarda oynanan futbol karşılaşmaları, belgesel kanalları, sinema kanalları, çocuk kanalları ve yetişkin kanallar dahil olmak üzere tam 3000 kanal hafızalı ve 3000 kanal yüklü. Bu cihazımız aynı zamanda HD kalitesinde görüntü verebilen özel kumandasıyla birlikte şu anda piyasada 400 TL'ye satılan bir cihaz. Evet, yanlış duymadınız. 400 TL'ye satılan bu HD kalitesinde görüntü veren cihazımızı şimdi birazdan ben numarayı anons ettiğim andan itibaren arayan herkese, 3 kişi 5 kişi değil, 3 dakika içerisinde hattı düşürebilen herkese sadece vergisini ödemek şartıyla bedava göndereceğiz. Elimde görmüş olduğunuz cihazımızın kumandasıyla birlikte satış fiyatı normalde 400 lira ama siz sadece vergisini, KDV'sini ve sadece kargo parasını ödeyerek bu da toplam 69 lirayı geçmemek şartıyla, en fazla 69 lira olmak şartıyla bu cihaza bedava sahip olacaksınız. Birazdan numarayı söylüyorum ve 3 dakikalık süreniz başlıyor. Sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyicilerimize ücretsiz olarak bu cihazımızı göndereceğiz. Şaka gibi ama gerçek. Hazır mıyız? Kampanya başlıyor. Başlatıyorum kampanyayı. 0216 alan koduyla 211 01 0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211 01 0. Kontürünüz yoksa, dakikalarca hatta beklemek istemiyorsanız çaldırın, kapatın ve bekleyin. 0216 211 01 0. Tam 400 TL'ye satılan, bakın bu cihaz diğerlerinden farklı. Şu anda görmüş olduğunuz cihazımız HD kalitesi de görüntü veriyor. Yani bu piyasada satılan 100 lira, 150 lira cihazlarla bunu kesinlikle karıştırmayın. Piyasa fiyatı 400 lira ama siz sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyerek bedava sahip oluyorsunuz. Numaramız ekranda. 0216 211 01 çift 0. 0216 211 01 çift 0 kampanyada 2 dakikalık süreniz var. Bir kez daha söylüyorum. Ulusal kanallardaki futbol maçları, örneğin Real Madrid, Barcelona veya İtalya Ligi veya İngiltere Ligi, İspanya Ligi, Almanya Ligi. Bu liglerdeki futbol karşılaşmalarını sizler bu cihaz sayesinde artık izleyebileceksiniz. Hem de TRT bandrolü bu cihaz sayesinde. 3000 kanal hafızalı hızlı geçiş sistemiyle gerçekten 4 dörtlük bir cihaz ve ekranı 9'a bölerek hangi kanalda ne var görebiliyorsunuz ve seçtiğiniz kanalı izleyebiliyorsunuz. Tam 41 tane uyduya uyumlu gökyüzündeki TürkSat, Eutelsat ve Sirius gibi birçok uyduya da uyumlu kanallar yüklü olarak geliyor. Şifre çözebilme özelliğini de bir kez daha hatırlatalım. Kampanyamızda 1,5 dakikanız var. 410 TL'lik bu cihazı ve kumandayı sadece 69 liralık kargosunu ve vergisini ödeyen tüm izleyenlerimize bedava. 0216 211 01 çift 0. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0. Çağrı bırakmanız bile yeterli bakın. Çağrı atıyorsunuz, biz sizi arıyoruz. 0216 211 01 çift 0. Sevgili izleyenler, şimdi bu cihazımızın nasıl montajlandığını, nasıl kurmamız gerektiğini hemen anlatmak istiyorum. Bakın, HD kalitesine görüntü veren bu cihazımızın altın uç kısmını televizyonunuzun SCART bölümüne takıyorsunuz. Ardından elektrik adaptörünün fişini takıyoruz.
Çanak antenimizden gelen kabloyu metal boruya takıyoruz. Çanak antenimizden gelen kabloyu da bağladıktan sonra son olarak kumanda alıcı gözümüzle bağladıktan sonra zaten bu kısım televizyonun arkasında kalıyor. Sadece ön kısım televizyonun önüne yapıştırmalı. Burayı söküyorsunuz. Televizyonunuzun önüne, monitörünüzün önüne yapıştırıyorsunuz ve kumandayı elinize alıp ne kadar tam 3000 kanal izleme keyfini yaşıyorsunuz sevgili izleyenler. Kampanyamız şu anda 1 dakikadan daha az bir süre kaldı ama ben kendi inisiyatifimi kullanarak 1 dakika daha uzatıyorum. 400 liralık bu cihaza sadece 69 liralık vergisini ve kargosunu ödeyen tüm izleyenlerimize bedava gönderiyoruz. 0216 211 01 çift 0. Uzattığım süreyle birlikte toplam 1,5 dakikamız var diyor yönetmenim. 0216 211 01 çift 0. Yetişkinlere özel cinsel içerikli erotik kanalların şifresini çözüyor. İsterseniz kumandanızdan bunu özel şifreyle kendinize şifreleyebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra ulusal kanaldaki maçlar, belgesel kanalları, sinema kanalları 3000 tane kanal izliyorsunuz. Yöreninizin televizyonunu izleyebiliyorsunuz ve daha neler neler. Bu cihaz sayesinde öyle güzel bir görüntü geliyor ki ekranınıza, emin olun başka hiçbir televizyondan artık kanalları izlemek istemeyeceksiniz. Sadece bu cihazı kullanmak isteyeceksiniz. 0216 211 01 çift 0. Son yarım dakika, bakın. Çağrı atanları da kabul ediyorum. 400 liralık bu cihaz sizlere 69 liralık kargo ve KDV ödediğiniz takdirde bedava gelecek. Çağrı atıp kapatıyorsunuz. 0216 211 01 çift 0. 0216 211 01 çift 0 diyorum. Bir başka kampanyayla tekrar birlikte olmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Evet, Leyla Türkmenoğlu yazmış. Günaydın abi, iyi yayınlar. Temel bir gün gözlüklüye gidip gözlük ister. Adam ne gözlüğü istiyorsun diye. Adamlar sen yakın gözlüğü istiyorsun. Temel bütün gözlükleri denemiş ama Temel yeni okuyup yaz. Adam sen okuma yazma. Ha, ben bunu dün anlattım Leyla. Yani okuma gözlüğü mevzusunu dün anlattım kurban olay. Temel İstanbul'a gelmiş. Yaşlı tabii. Gelmiş, ula tam yürürken bum bir ses. Ardından bir daha, bir daha, bir daha. Aradan bir 5 dakika geçmiş, bir bomba daha. Temel sormuş birine, yavrum ha bu ses nedir? Demiş, emici, kraliçe Elizabeth geldi, onun için 21 pare top atışı yapılıyor. Hey gidi, eskiden böyle miydi? Yarım saattir bir kareyi vuramadılar. Temel'in bakış açısı o. Temel yıllarca görmediği bir arkadaşı Cemal'la yolda karşıla. Ooo ne haber Cemal falan. Cemal'a dedi, Cemal nasılsın, iyisin? İyi dedi, işte idare ediyorum. Çocuklar nasıl? İyiler işte, çalışıyorlar, okuyorlar. Karın nasıl? Cemal'ın böyle yüzü asılmış. Temel bunu deyince aklına gelmiş ki ulan bu Cemal'ın karısı geçen sene ölmüş idi. Yani Cemal, demek istiyorum ki aynı mezarda mı yatayı? Anlamadın Nüket. Nüket. Anladın mı? Ha, anlamadın, anlamadın. Sen geç o işi. Temel Fadime'yle beraber balayına Mısır'a gitmişler. Piramitler. Tabi Temel anlatıyor. Fadime, ha bu gördüğün piramit 3001 yıllık bir piramittir. Fadime dedi, yahu Temel, 3000 bir de biri de var. Bu kadar emin nasıl konuşuyorsun? Temel dedi, Fadime, ben geçen sene de buraya gelmiştim. Bizim rehber demişti ki, bu piramitler 3000 yıllık piramittir. Adam emin konuşuyor kendinden. Geçen sene rehber demiş. 3000 yıllık piramittir. Bu sene 3001 yıllık. Yani bu Nasrettin Hoca hesabı kurban olayım. Yani hocaya sormuşlar. Hocam kaç yaşındasın? Nasrettin Hoca demiş. 50 yaşındayım. Aradan geçmiş 5 sene.
Aynı adam gelmiş. Hocam kaç yaşındasın? Dedi yavrum 50. Hocam dedi 5 sene önce gene 50 demiştin. Nasrettin Hoca dedi oğlum delikanlı adam dediği sözden döner mi? bunu Temel'e sor eyler. Şimdi Temel'le Nasrettin Hoca bak bunu geçen de dedim. Temel'le Nasrettin Hoca'yı karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. Yani bunda bir Amerikan oyunu var gibime geliyor. Bazı insanlar vardır ya böyle hava yağar, Amerikan'ın oyunudur bu. Yani her şeyi Amerika'ya bağlarlar ya. Ama Amerika'nın haberi yok. Hava durumundan haberi yok. Temel'e sorarlar. Temel kaç yaşındasın? Temel değil ne bileyim her sene teoloji. Yani böyle bir tezatlık var. O adam gideyim Nasrettin Hoca'ya. Bakayım hoca göle maya çalay. Adam diyor hocam ne yapıyorsun? İşte deyip yoğurt mayalayırım. Ulan hocam işte bu göl maya tutar mı? Hoca deymiş ona ya tutarsa. bu tamam. Biz bunu yani 200 senedir dinliyoruz bu fıkrayı. Ama şimdi çevriliği işte. Temel yoldan yürüyüp bakmış Nasrettin Hoca. Akşehir'de göle maya vuruyor. Temel demiş ha ki hocam ha bu kadar yoğurdu ne yapacaksın? Durduk yere. Şimdi Temel lan Nasrettin Hoca karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Sıkıntı biraz daha burada. Yani Temel lan Dursun beraber bir dükkan açmışlar. Maç var ikisi de maçta Avni Aker'de. Dursun bir ara kalktı dedi ki Temel ey Temel. Dükkandan gelirken kasanın anahtarını şey kasanın kapısını açık unuttum eyvah. Temel dedi sıkıntı yapma ikimiz de buradayız. Kimse çalmaz. İkimiz de burada olduğumuz için hiçbir sıkıntı olmaz. Başka kim çalacak bizi? Temel ömür boyunca çalışmış bir tane dükkan açmış. Yaşlı. 80 yaşlarında ölüm döşeğinde yatağı yatakta. Diyor oradan büyük oğlum Ahmet buraya mısın? Ahmet hemen he de baba buradayım ama ne bak elini tutayım baba. Ortanca oğlum İsmail sen buraya mısın? He de baba ben de buradayım. Küçük oğlum İdris sen burada mısın? Baba ben hep yanındayım da. Oğlum dükkanda kim duruyor ya bulucusunuz buraya ya? Öyle ya. Herkes burada. Dükkanda kim duruyor? Kurban olayım. Nukhet'in bugün performans düşük değil mi? Yani sonradan katili. Yoksa siz programı televizyondan izliyorsunuz. 3 saniye sonra mı geliyor size görüyorsunuz? Tamamen adaptesiniz. Eyvallah. Demek bir de adapte olmasanız ne olacak? Serkan Özdemir. Bu meyane fıkrası ben bunu anlatmıştım ama olsun gene de anlatayım. Tabii fıkraları böyle aradan da anlatıyoruz onları. Oflu Hoca camide vaaz ediyor. Bak Kenan bunu sen de iyi dinle. Bu önemli bir konu. Oflu Hoca vaaz ediyor. Ey cemaat çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Akşam gidiyorsunuz meyhaneye içki içiyorsunuz. Bir, bu içki haram, günah. İki, toplayıyorsunuz parayı. Kim kazanıyor? Meyhaneci. En lüks ev kimin? Meyhanecinin. En lüks arabaya kim biniyor? Meyhaneci. En lüks kıyafeti kim giyiyor? Meyhaneci. Bankada en çok parası kimin var? Meyhanecinin. Aklınızı başınıza alın. Vaaz bitiyor. Aradan bir hafta sonra adamın bir tanesi geliyor. Hocam ver elini öpeceğim. Ne oldu ya hocam? Ne oldu? Niye öpeyorsun elimi? Hocam geçen cuma günü yaptığın vaazdan sonra benim hayatım değişti. Bak geçen cumada biz ne vaaz ettik? Hocam o meyhaneyle aferin içkiyi bıraktın demek ha?
Yok hocam, meyhane açtım, meyhane. Reklam, reklamdan sonra buradayız. Merhaba sevgili izleyenler, Mavi Karadeniz ekranlarında mükemmel, müthiş bir kampanyayla sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde bir indirim yapmayacağız. Bu bölümde herhangi bir satış yapmayacağız. Bu bölümde sizlere bedava ürün göndereceğiz. Neden bedava gönderiyoruz? Ne işe yarıyor? Hemen anlatacağım. Akaryakıt veya evimizde kullandığımız tüp veya evimizde kullandığımız doğalgaz, yani kombilerle başınız dertte mi? Çok fazla fatura ödüyorum. Aylık doğalgaz faturamdan bıktım. Çok fazla tüpüm dayanmıyor, bir ayı geçmiyor diyorsanız, arabam çok fazla benzin yakıyor veya motorin yakıyor veya LPG yakıyor diyorsanız, lütfen bizi iyi dinleyin. Çünkü evinizdeki kombiden, evinizdeki tüpünüzden kullandığınız aracınıza kadar %20'ye varan yakıt indirimi, yakıt tasarrufu yaptıracak olan bu mükemmel cihazı sizlere bugün bedava göndereceğiz. Ama 3 dakikada hattı düşürebilirseniz bedava olacak. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 dolara, yani Türk parası karşılığı 270-280 değil mi sevgili yönetmenim? Aşağı yukarı 270-280 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan yakıt tasarruf cihazımızı şimdi sizlere ücretsiz, yani bedava göndereceğiz. Ne işe yarıyor bu? Nasıl tasarruf yaptırıyor? Onları anlatacağım. Veya nasıl kullanmamız gerekecek? Onları anlatacağım. Arabamızın yakıt deposundan motoruna giden hortuma tek yapmanız gereken, bakın bu kısmını hemen göstermek istiyorum. İçerisinde o borunun geçeceği kadar bir boşluk görüyorsunuz. Zaten burası manyetik alandır. Kapatıyorsunuz. Boru içeriden geçirdikten sonra klips yardımıyla, zaten klipsler de içerisinde, İki tarafından tutturmanız yeterli olacak sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi. Ve aracınızda %20'ye varan indirim. Evinizde tüpünüzün hortumu yine aynı şekilde. Doğal gazınızı aynı şekilde tutturarak %15 ile %20 arasında tasarruf sağlıyorsunuz. Örneğin evinizde kullandığınız, yemek yaptığınız tüpünüz ne kadar dayanıyor? Bir ay mı? Artık 40 gün dayanacak. Yani bir ay 10 gün dayanacak. 10 gün daha fazla dayanacak. Örneğin evinizdeki kombiniz ne kadar fatura geliyor? 350-300 veya 300 diyelim. 300 lira fatura geliyor. Bir dahaki ay iddia ediyorum 250 lira gelecek. Arabanız bir depo benzinle kaç kilometre yakıyor? Kaç kilometre gidiyor? Örneğin 800 kilometre. Eğer aracınız bu cihaz olmadan 800 kilometre gidiyorsa, bu cihaz sayesinde 1000 kilometre gidecek. Yani 200 kilometre fazla yapacaksınız. Şu anda Amerika'da satış rekorları kıran, Amerika'daki satış fiyatı 150 dolar olan, Türkiye'de 95 liraya kampanya yapılan bu cihazı ben size bedava gönderiyorum. Şu dakika itibariyle kampanyamıza başladı. 0212 alan koduyla 955-0965 numaralı telefonu hemen arayabilirsiniz. Tekrar ediyorum telefon numarasını. 0212 alan koduyla 955-0965 şu anda numaralar ekran altında gözüküyor. Çağrı bile bırakmanız yeterli. Sizi en geç yarın arayacağız. En geç yarın arayacağız. 0212-955-0965 ekranın altındaki numaraya bir çağrı bile bırakmanız yeterli olacak sevgili izleyenler. Tekrar söylüyorum. Mutlaka güncelik hayatımızda kullanmamız gereken bir cihaz. Arabanız olmayabilir. O zaman evinizde kombi kullanıyorsunuzdur veya doğalgazınız vardır. Doğalgaz veya kombiniz yoksa yemek yapmak için bile tüp kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Demek ki olmazsa olmaz ihtiyaç. Ve bu arada bir kişinin en fazla 2 adet alması lazım. Yani en fazla 2 adet alabiliyor daha doğrusu. Neden? Çünkü ben hattı düşürdüm kardeşim. Bir kamyon istiyorum. Maalesef. En fazla 2 adet alabiliyorsunuz. Yönetmenim de 3 diyor ama hayır, 2'den fazla alamazsınız. Çünkü az sayıda stok var ve yeterli oranda daha çok izleyicimize bu kampanyayı ulaştıralım diye bu stokları sizler için ayırdık. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde 300 liraya yakın fiyata satılan bu cihazı tanıtım amacıyla bedava gönderiyorum. Eşinize, dostunuza kullandıktan sonra tavsiye edebilirsiniz. Bakın bizim amacımız bu. Alın, kullanın, memnun kalırsanız eşinize, dostunuza tavsiye edin ki onlar bizden paradan alacaklar. Ama siz şimdi bu cihazı ücretsiz alacaksınız. %15 ile
%20 arasında müthiş bir tasarruf yaptıran inanılmaz bir cihaz bu. Evinizdeki tüpten tutun, kombiye kadar, arabanızdan tutun da yakıt anlamındaki kullandığınız her şeyde %15-20 arasında tasarruf yaptırıyor. Özellikle benzinli araçlarda %20, dizel araçlarda %18, LPG'li araçlarda %16 gibi müthiş bir tasarruf sağlayan bu cihazımız evinizdeki kombi ve tüpte de %15 civarında tasarruf sağlıyor. Ve dediğim gibi 300 liraya satılan, ülkemizde 95 liraya kampanyası yapılan bu cihaz şu anda bir dakika içerisinde arayan veya çağrı atan herkese bedava. 0212 alan koduyla 955-0965 telefon numaramız. Tekrar ediyorum, 0212 alan koduyla 955-0965 bir çağrı atmanız bile yeterli diyorum. Bedava göndereceğiz bu cihazı sizlere. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. İşte bu sizsiniz. İşte bu da uydu alıcınız. Peki bu uydu alıcısıyla HD izleyebiliyor musunuz? Hayır mı? İşte bu olmadı. Getirin o uydu alıcısını, tam 360 liraya sayalım. D-Smart HD ile siz de D-Smart'ın muhteşem dünyasına katılın. İşte D-Smart farkı. Üstelik çanak anten değiştirme derdi de yok. D-Smart HD alıp fişe takın, HD farkını bir an önce yaşamaya başlayın. D-Smart. Daha fazlası. Karadeniz ekranlarında tam 7 yıl. Ekranların sevilen yüzü Abdurrahman Uzun, 7. yılında hemşerileriyle bir araya geliyor. Zeynep Başkan, Apulas Lermi, Cengiz Kurtoğlu, İsmail Türüt ve birçok sanatçının sahne alacağı Ekranda 7 Yıl programı 27 Mart Çarşamba akşamı saat 20.30'da Çavuşbaşı Kasrı'nda. Mavi Karadeniz TV'den canlı olarak yayınlanacak programla ilgili bilgi almak ve rezervasyon yaptırmak için 0216-334-6438. Temel entelektüel gençlere bir bakmış, herkesin koltuğunun altında bir tane kitap. Girmiş kitapçıya, demiş ki beyefendi, oradan bana okumalık bir tane kitap verir misin? Kitapçı da demiş, beyefendi yani ağır bir şey mi olsun? Demiş, önemli değil, arabam dışarıdadır. Temel kitap okuyor, dursun da ukala. Temel hangi kitabı? Ben onu okudum. Ben onu okudum. Temel dedi ya, sen Orhan Pamuk'u okudun mu? Okumaz olur muyum? Onun yazarı kim idi ya? Atacak ya. Fadime Temel'i sıkıştırıyor. Değil, bugün anneler günüdür değil. Sen bana bir çiçek al. Bir hediye al bana. Temel dedi ya, iyi de dedi, sen benim anam mısın ki ben sana hediye alacağım? Karısına değil. Dedi ki, ben de dedi senin anan gibiyim de yediririm seni, içiririm seni, bütün temizliğini yaparım, bakımını yaparım. Temel dedi ya, o zaman anam insan, beni evlendir da kurban olduğum. Bak, Yılmaz bunu anlat her tarafta. Temel almış bir tane muz, çıkmış kara yemiş ağacına. Ağaçtan muz yiyor. Yılmaz gel. Dur, çayımı getiriyor Yılmaz. Allah ona kurban. Sabahtan beri o karıya dedi ya, bir çay da toksun. Kurban olsun. 6.30'da çay demliği, 11'de taze diye bize vereyim. Kurban olayım. Ha böyle bir çayımı karıştırın. Bak Temel, dinle Yılmaz, gitme bir yere. Temel almış bir tane muz, çıkmış kara yemiş ağacına,
muz yiyeyim. Oradan da Tursun geçiyor. Oğlum ne yapıyorsun orada dedi. Dedik geçen televizyonda izledim. Meyveyi talinde yiyeceksin. İyi de dedi oğlum sen muz yiyorsun karayemiş ağacındasın. Temel dedi yani ne yani şimdi muzu talinden yemek için Kenya'ya mı gidelim? Harika Akif Baycan göndermiş onu. Akif'im teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Devam ediyoruz. Bak Zeynep Kaya yazmış. Bir fıkra teşekkür ediyoruz. Sümeyye Demirtaş yazmış. Mustafa Keleş mahkemede hakim Temel'e sorayı. Kim lan evlisin? Temel cevap veriyor. Bizim karı lan. Hakim diyor ya. Oğlum herhalde senin karıyla evlisin. Sen hiç erkekle evli olanı gördün mü? Temel deyip gördüm. Kimdir? Benim karı. Abi pratik zeka kurban olayım. Şaban Çakmak. O vos vos fıkrası çok eskidir. Çok eskidir. Yani bu yarış fıkrası bu daha teoşuk. Ama normalde Temel almış bir vos vos araba. O eski kurbağa arabalar vardı ya. Yolda araba arıza yapmış. Geçmiş kapotu bir açmış ki bakmış hiçbir şey yok. Ulan diye ben de diyorum araba niye arıza yaptı? Arabaya motor koymamışlar. O arada bakmış arka tarafta bir kapı daha var. Kapağı açmış bakmış motor orada. Ulan demiş iyi ki buraya bir tane yedek motor koydular ya. Nurullah Makas piyanist fıkrası anlatmıştım onu. Oğuzhan Gerzeli kitap fıkrası onu söyledim. Can Duysak sizi izliyoruz Rize sporumuza başarılar demiş eyvallah. Yıldırım Zeynep Yıldırım sizden bir isteğim olacak diyor. Kaan Yıldırım'dan Hancı şarkısı lütfen demiş eyvallah. Soner İslam Temel bir gün yolda yürüymüş ayağı bir şişeye takılmış şişeden bir cin çıkmış. Cin demiş ki dile benden ne dilersen Temel demiş özür dilerim. Devuşuk bir yaklaşım. Özlem Demirer. İri yarı bir adam kahveye girmiş Hasan kimdir demiş. Temel de benim ne olacak? Adam bunun ağzını burnunu kırmış. Çıkı gitmiş Temel arkadan gülmekten eli. Dursun demiş ona oğlum dünyanın dayağını yedin niye gülüyorsun? Lan diye adamı kandırdım ben Hasan değilim ki. Ben Hami Ayazoğlu Dinçer'den bir parça istiyorum demiş. Komşumuz Yakup Zihni Ayazoğlu'na gelsin. Eyvallah. Ender Karabulut. Abi millet Esturi'yi bizim Trabzonspor'un neden hala isyanlarda? O başta o konuya değindim kurban oldum. Millet buraya ne kadar yazmış ya. Ceyda Çeşte. Fethiye'den selamlar olsun. Fatma ablan uzun zamandır izliyorum seni. Mektuplarımı okudun hatırlarsın umarım. Eskiden böyle millet mektup yazardı bize değil mi Sinan? Biz de okurduk onları. Neydi o eski günler ya? Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi mesajlan herkes birbirine giydiriyor. İşte hepinizin bayramını şey diyorum. Ben de geçen bayramda yazdım ben de. Ne yazayım başka? Evet. Fıkralarla devam. Nükhet telefonlara başlayalım mı? Telefonlara başlayalım. Sen telefonları hazırla. Ben de onun öncesinde bu ekranda 7 yıl programı ile alakalı biraz bilgi vereyim. Belki ekranlarını yeni açmış olan dostlar vardır. Komik video. Tamam o zaman. O komik videoyu bir izleyelim. Bakalım nedir, nasıldır. Bir değerlendirelim onu. Bakalım biraz, nedir? Biraz konuş. Biraz ayar yapayım. Ayar yapıyorsunuz. Yani video ayarlı değil de onu mu ayarlıyorsunuz? Abo. Husniye hala araydı beni. Husniye hala araydı beni. Abo. Tam kapatıyorum. Abo. Kapatma. Kapatma. Abo diye. O başbakana dedi diye. Bir 50 bin lira ateşlesin bize diye. Yol kaldı. Yol kaldı yarıya diye. Şey bu. Ha.
Sait Uçar'ın çocukluğu. Dinleyelim bakalım. Beni de alt pencereye koy. Avuçlarından içtim suyunu kana kana. Avuçlarından içtim suyunu kana kana. Çiçelendi gözleri komar yapraklarına. Çiçelendi gözleri komar yapraklarına. Çiçelendi gözleri komar yapraklarına. Yayla uşağı tam. Bir tane Nüket, bilmiyorum bulabilecek misiniz onu? Bir tane daha bir şey vardı. Almanya ile ilgili iki tane böyle küçük çocuk şarkı söylüyordu. Öyle bir tane videomuz vardı. Hatırlıyor musun? Yok erkek, iki tane küçük çocuk. Bu Almanya ile alakalı bir türkü söylüyorlar. Böyle tam ayaklarında lastikler falan. Arkasında bir tane uşak var. Devamlı böyle yapay. Hatırladın mı videoyu? Bakayısınız. Bir arayın onu bakalım. Böyle iki tane çocuk vardı ya. Geldim. Bir verin onu. Onunla... Oğlum bir bakayım. Bu değil. Ama bu da çok güzel. Düşünsene şimdi. O canla baştan okuyan kız ileride ne büyük bir tehlikedir. Ya düşünsene, ondan evlenen adam yani tespit çekecek ömrü boyunca. Temel'e sormuşlar. Kadının iyi olduğunu nereden anlarsın? Temel demiş konuşmasına bakarım. Adam demiş peki hiç konuşmuyorsa daha o kadar iyi bir karı hiç görmedim. Yani o dediğim fıkra şey, dediğim görüntü bir başka görüntüydü aslında. Onu söyleyecektim. Bakayım. Bir tane buldunuz. Dur, o benim dediğimi bulamıyorsunuz. Ha bak, şeyden de bulabilirsiniz Nüket. İsmini de söyleyeyim. Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım diye ya uşaklar. Bir sen. O senden olsun. Parasız değil mi bu? Parasız. Tamam, gönder bakayım. Oh,
uşağı soktukları hali görüyor musunuz? Bu çocuğun psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Bu görüntülen bu uşağa şantaj bile yapabilirsiniz. Düşünsene bu uşak büyündü, okudu, tapu kadastro müdürü oldu. Senin de tapuyla ilgili bir mevzun var. Bu görüntüyü adamın önüne koyarak 7 kişinin tapusunu üstüne yaptırabilirsin. Ne bileyim. Nüket buldun mu? Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım. Aranı da bul onu. Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım. Alo. Alo. Kim lan görüştüm? Sakarya'dan İbrahim Ergin. Sakarya'dan İbrahim Ergin. İbrahim alo. Abi. Nasıl iyi misin Abdül abi? Eyvallah, ne yapıyorsun İbrahim abi Sakarya'dan? Evet, iyi vallahi şükür, seni sormalı. İyi, yuvarlanıp gidiyoruz. Ne yapıyorsun? Halın keyfin nasıl? İdare eder, Allah'a şükür. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Bir sıkıntı yok. Eyvallah. Peki, var mı söyleyeceğim bir şey? Ben fıkra anlatmak istiyordum da. Ne istiyorsun? Fıkra. Fıkra, anlatacak mısın, dinleyecek misin? Anlatacağım. Anlat bakayım. Temel maaş çekmeye gider. 100 milyon fazla maaş verirler ona. Bir dahaki ay 100 milyon maaşından parayı keserler. Hata yaptık beyefendi. Geçen ayda 100 milyon, geçen ay 100 milyon fazla verdik. Bu ay kesiyoruz der. Temel de der ki ben birinci yapılan hatayı kabul ederim, ikinciyi kabul etmem der. İlk yapılanı hatayı affederim. Ama ikinci yok. İbrahim'im evet. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak, görüşürüz. Ben de çok anlatmayı seviyorum fıkrayı. Eyvallah, sağ olasın, kendine iyi bak. İstek isteyecektim. Söyle bakayım. Serkan'dan Sevdekar parçasını çalabilirseniz memnun olurum. Tamam, kendine iyi bak, görüşürüz inşallah. Uşak hattan gitmeyi dayanıyor konu telefon. Abo! Bir şey daha diyeceğim. Tamam, nüket buldun mu? Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım. Bu çok meşhurdur ya. Bir gün Paladay'ı konuk alacağım. Onun neydi onun şarkısının adı? Şeydi ya. Dur. Sığdıramadım seni imansız bizim köye. Şeydi. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Musa ben. Musa Bey, Eskişehir. Evet, doğrudur. Ne yapıyorsun orada Musa abi? Ne yapayım, burada çalışıyorum. Nerede çalışıyorsun? Burada tekte çalışıyorum, elektrik kurumunda. Elektrik kurumunda? Evet, doğrudur. Nerelisin? Konyalıyım. Konya. Tonya. Ha, Tonya mem... Tonya nereye bağlı? Dur, Kastamonu'ya mı? Akgül'e. Nere? Artvin'e. Artvin'e bağlı Tonya. Biraz yukarıda kalıyor. az bir şey yukarıda. Dağlardan bağlı herhalde. Dağlardan. Eyvallah. Tonyalısın. Doğrudur. Eyvallah Musa abi. Var mı söyleyeceğin bir şey bize? Ya ne söyleyeyim? Bütün mesai arkadaşlarıma gelsin sıradaki parça. Teşekkür ediyorum. Biz de selam yollayırız. Alo. Sizlere gelsin işte. Anneme, babama, bütün tanıdıklarıma. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak, kurban olduğum. Musa abiye teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Ha, onu bulamadınız mı? Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım. Akşama kadar bu ne arık? Evet. Yok, dur nasılydı? Ama oradaki komik görüntü şurada. Önde şarkı söyleyen bir uşak var. Arkasında devamlı burnunu karıştıran bir tane arkadaşı.
İkide bir de öndekine şey yapay, tamam mı? Oğlum asılsana biraz, asılsana. Böyle şey yapay. Yetmiyor bu. O arkadan da biri bağırıyor. Ula ha bu uşağa sahip çıkalım. O videoyu bul, o videoyu bul. O on numara. O şeyde kapı üstüne vur dediği zınladı kulaklarım. Hani çınladı yok ama ha, zınladı. Alo. Alo. Şevket Uludoğan. Şey Servet. Servet değil, Şevket. Şevket, Uşaklar düzeltin onu. Ha düzeltin. Geçen de aradım seni Hatun. Ha aynen, geçen de yanlış yapmıştılar. Bunlar hep yanlış yapaylar ya. Aynen, aynen. Biraz düzeltler. Bak ben çek biraz ya. Şevket abi. Ha buyur. Trabzon'un neresinden arıyorsun? Ha Moloz'un karşısından da. Moloz'un karşısından. Moloz, Moloz. Onun karşısından, Karaca'dan. Ha Moloz'un karşısından. Bizim... Karaca'dan. Bizim köyün karşısından. Yani o altına, o şantiyanın hemen az aşağısında. Ha oradan mı arıyorsun bizi? Oradan... Aynen. Oradan telefon çekeyim mi la? Nasıl çekeyim? Buram var. Şevket abi. Buyur. Nasıl? Havalar nasıl memlekette? Vallahi hava iki gün çok güneşli de bugün yağmur var. Bugün koverdi mi hava? Aynen. Eyvallah. Yağmur ama gene yaz gibi. Yaz havası var, eyvallah. Var mı bize söyleyeceğin bir şey? Ben şimdi ne söyleyeceğim? Bir tane istek isterim Cengiz Kurtoğlu'ndan. Cengiz Kurtoğlu'ndan. Ama söyle, dinliyor mu ne buraya? Fabrikadayım. Bak ayarım, seni göreyim bak şimdi. Bak gözlerim dört öyle göreyim seni. Ben söyleyirim. Yayınlamazsak günah ve bali Fuat Kuş'un başına. Fuat Kuş kimdi? Nasıl? Fuat Kuş kimdi? Orada olan arkadaşlardan biri mi? Fuat Kuş ya burada kapıda çalışıyor. Kapıda ne işin var? Sen dedin mi yayınlamak ya? Oy oy. Eyvallah Şevket abi, görüşürüz, kendine çok iyi bak. Hadi bekliyorum, hadi isteyeyim. Sağ. On bilet tamamdır. Geri hadi. Buldunuz mu videoyu? Videoyu mu kaldırdılar? Aynen, Husniye kalan nere dur ya? Husniye hala! Lan neresin ula? Kemal dağdan dağa bağırıyor. İdris! Sigara var mı şu? İdris de değil. Çık değil. Evet. Nereden? Almanya'dan. Ay gavur memleki. Yolla bakayım. Bunlar hep çikolata olarak geri dönecekler. Alo. Alo, iyi günler Abdullah Bey. Biraz ses alalım buraya. Gülay Hanım. Efendim. Almanya neresinden? Duisburg'dan arıyorum. Duisburg. Evet. Ne yapıyorsun orada abla? Vallahi oturdum seni izleyeyim. Fırkalarımı dinleyeyim. Müziklerimi dinliyorum. Evet. Şeyde abla biraz yüksek konuş. Türkiye'den araya giren var. Giriyorsun ya araya. Ben onu nereden arıyorum? Tamam. Gülay abla nerelisin? Giresun. Neresinden? Valla köyümüz Güneköy ama içinde oturuyoruz. Merkezde oturuyorsunuz. Evet. Değilsin, para var nasıl olsa merkezden aldık bir daire. İşte. Ne zaman geliyorsunuz bu yana? Valla daha yeni geldim Türkiye'den. Daha yeni geldiniz. Yeni geldim. Ha bir daha 7. 8. ayda mı? Yaz tatilinde Allah izin verirse. Yazın. Evet. Eşim geliyor şimdi Türkiye'ye. Evet. 10 günlüğüne izin yapmaya geliyor. Fındık zamanını da tutturacaksınız. Fındık zamanında Türkiye'ye gelemiyor. Çocuklara okulda izin olmuyor. Ha okulda. Tamam. Evet. Bak Gülay abla, Duisburg, Stuttgart, Heilbronn yaklaşık bir... Çok uzak yok, birbirine. Yok, Duisburg şeyde bizim Sinanların olduğu yer. Yok ya, yine bir 300 kilometre falan var ya. Var var 300 kilometre falan. Şeyde ya bir dur abi Türkiye. Ya indirseniz al adamı oradan ya. İndirin adamı aradan, çekin adamı. Fuat Bey duydun değil mi? Hemşerin değil, sakin, çık aradan. Abla, Gülay abla. Evet.
Efendim? Zıvalıları bilir misin Giresun'da? Zıvalıları duydum ama bilmiyorum. Ha duydun ama yani diyorsun inşallah da tanışmam onlarla. Bilmiyorum abi, tanışır mıyım, tanışmaz mıyım? Gülay abla, Mayıs ayının 18, 19, 20 Mayıs Almanya Stuttgart'ta Heilbronn'dayız. Eğer fırsatınız olursa da oraya bekleriz sizi. Tamam. İnşallah gelmek isterim ama çok uzak. İnşallah. Nasip kısmet. Kendine evet. Çok çok iyi bak. Almanya'daki dostlara selam. Bakın, görüşürüz inşallah. Seviyorum. Şalke 04 demişler. Niye temiz? 12 soru Fatih Terim mi? Yüz ifadelerinle her şeyi anlatıyor. Dün şimdi şey yapay. Dün golü gerçekten şunu söyleyeyim. Yani mimik konusunda Türkiye'de onun üzerine bir adam daha tanımayırım. Rahatsız. Ya koca Fatih Terim'den konuşuyorum. Şimdi ben böyle yukarı bakar mıyım? Millet diye acaba gayipten mi konuşuyor da Fuat bir dur da burada bir şey diyorum. Mesela dün aynen böyle şimdi. O Galatasaray'ın gol yediği pozisyon var ya. İşte bir vuruyor. İşte Muslera'dan geri dönüyor. İkinci gol. İkinci gol müydü? Yok. Birinci gol. Birinci golde. Şimdi Fatih Terim'i göstereyim. Oh. Yedik. Ne oldu? Ne bu? Alo. Alo. Hülya Hanım, Trabzon. Efendim? Evet. Ne yapıyorsun? Ne yapalım? Evde seni izliyoruz, iş yapamıyoruz. Onun için mi aradın yani? Evde senin programını izliyoruz, hoşumuza gidiyorsun. Teşekkür. Kahvaltıyı bitirdiniz mi? Evet, eşimden az önce dinledik. Seni dinliyor diye gidemiyor işe. O işe gidemiyor. Çok hoşuna gidiyor. O işe gidemiyor. Sen evi toparlayamıyorsun. Evet, oturduk seni dinliyoruz. Benim var ya. Fıtralarınızı. Kesinlikle Rütük tarafından benim programım derhal kaldırılması lazım. yok kaldırılmasın. Güzel stres atıyoruz. Ya siz millet işe gidemiyor. Siz evin işini yapamıyorsunuz. Yok, sonra sabah gitti yani. Ben sabah uyuyamıyorum. Kalkıp gelirim programa. Yani her tarafta bir problem var. Ne olacak? İşte kaldıralım programı. Tonyalı hocanın dediği gibi. Tonya'da caminin hocası demiş ki cemaate, ey cemaat bak bir tek cuma günleri geliyorsunuz para toplayırık. Bu caminin aylık gideri 300 lira. Ama 4 cumada topladığımız para 200 lira. Hani hoca demek istiyor ki biraz arttırın parayı. Oradan Tonyalı'nın biri kalktı dedi hocam zarar ediyse kapatalım camiyi. Yani madem ki bu programda sıkıntı var bence kapatalım bu programı öyle değil mi Fuat Bey? Yok kapatmayalım. Hüsnü yakala. Hülya abla kendine çok çok iyi bak Trabzon'a selamlar görüşürüz inşallah. Teşekkür ederim bir de buradan eşimi çok seviyorum onu selam söylüyorum. Kahveci Hüseyin Akçabat'tan. Eşinin adı nedir? Hüseyin Durna. Hüseyin Durna. Evet. Kaç yıllık evlisiniz? 20. 20 yıllık evli ve bunları diyebiliyorsun. Evet. Ne 20 yıl değil benim için bir haftalık. Wow. Evet. Wow. Harika. Hülya abla kendine çok iyi bak. Çok sağ ol. Hayırlı günler. Sağ olasın. Kadına bak ya. 20 yıldır evliyim diye ve sanki deyip bir haftalık evliyim. Ne romantizm ne bileyim ya. Ben... Bak geliyor ki kalu beladan beri evliyim ben. Ruhların ilk yaratıldığı andan itibaren evliyim herhalde. Ay. Fadime Temel'i zorlay. Temel diye evlilik yıl dönümümüz yarın. Bir kutlama yapacağım. Temel demiş ki adamın hayatının karardığı günü kutlar mı adam? Yaz tutabiliriz. Telefonumuz var. Alo. Alo. Oğlum ha bunu bir durdur da ikide bir çekme beni o yana bu yana. Kimden görüştüm? Mustafa Şen Hoca, Ordu. Ordu? Evet. Mustafa abi Ordu'nun neresinden? Merkez. Nereden? Ordu merkez. Abi al. Derenin neresinden? Derenin kenarındanım. Derenin kenarından tamam. Tamam bir dere bulduk. Ordu'dasın, Ordu merkezdesin.
Evet. Tamamdır, bir sıkıntı yok. Ne yapıyorsun orada? Çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Ne yapalım? Herhangi bir sıkıntı yok. Çok şükür. Eyvallah. Evet. Var mı söyleyeceğim bir şey bize? Neydi o? Cerrah Paşa istiyorum. Cerrah Paşa. Volkan Konak'tan. Ha, Volkan Konak'tan. Tamam. Kendine çok... Çalarsanız çok sevinirim. Eyvallah. Programımız da çok güzel. Özellikle fıkralarınız çok güzel. Gülmekten falıyoruz ya. Çok teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz inşallah. Eyvallah. Oh, telefondan yoruldum ya. Bir saattir kareden çay istedik, çay içmedik. Aynen. Şeyi buldunuz mu? Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım. Bulamadınız tabii. Çünkü... Bilmiyorum onu ki. Abo de, neresin diye. Diyor ki... Tayyoli, eşimin doğum günü buradan... Kutlayırım. Sen de bir söyle, jest yapayım o vadi bilmeyi. Wow, Yakup Yılmaz Rize'den. Dayımın oğlu, kurban olayım. Hanıma diye bir jest yapayım diye bir söyle onu diye. Nasıl diyorsun? Yani Yakup Yılmaz'ın eşinin doğum günü. Daha ne diyeyim yani? O kokulemeyeceği yazmadınız mı? Kapı üstüne vurdu, zınladı kulaklarım diye. O Google her şeyi biliyor, her şeyi. Ben size bir şey diyeyim mi? Ha bu Google yakında kocam nerede yazdığın zaman çıkaracak, bulacak bizi. Google Hoca Efendi. Google Hoca Efendi. Evet. Oo. Aynen. Evet, Volkan Konak'la beraber reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra burada olacağız. Haydi bakalım. Zalım gurbet, ağlatırsın adamı. Gözümde yaş kalmadı, bıraksana yakamı, bıraksana yakamı. Vay seni Cerrah Paşa, içmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem. Vay seni Cerrah Paşa, içmem suyundan, içmem, İçmem suyundan, içmem o. Bir dahaki seneye yolcu da gelu geçmem, yolcu da gelu geçmem o. Bir dahaki seneye yolcu da gelu geçmem, yolcu da gelu geçmem o. Yaş akar gözüm sızlar, ne kanlı gerisine. Yaş akar gözüm sızlar, ne kanlı gerisine. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. İnandık doktorlara, öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler. Doktorlar da ne bilir ciğerin acısını, ciğerin acısını. Doktorlar da bilir mi ciğerin acısını, ciğerin acısını. Cerrah Paşa'ya koydum canımın yarisini, canımın yarisini. Cerrah Paşa'ya koydum canımın yarisini.
canımın yâri seni, canımın yâri seni. Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisine? Yaşa kar gözüm sızlar, ne kalır gerisin? Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde, durur içerisinde. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde.